Bıçağımı aldım. Bugün öncelikle harcımı hazırlayacağım. Ondan sonra tezgahımda biraz yer açtıktan sonra yufkamı keseceğim. O da çok basit olacak. Büyüklüğüne göre değiştireceğim. Yaklaşık bir tane domates bizim için yeterli olacak. Bunlar hazır. Bir tane domates doğradık. Bu ölçüler bir yufka için yeterli olacaktır. Domatesin suyu kalabilir, hiçbir sıkıntı yok. İki tane yeşil biber kullanacağım. Kalınları şu şekilde inceltebilirsiniz. Biberi doğradıktan sonra domatesle hafif bir şekilde karıştırın. Oranına bakın, göz kararı yeterliyse bu benim için yeterli. Buradan biraz köy peyniri alacağım. Harcıma tuz eklemiyorum. Çünkü peynirin ne kadar tuzlu olduğundan emin değilim. Şu kadar kaşar peyniri. Şöyle köy peyniri, yani beyaz peynir, yağsız olanlarından. İçine kabaca rendeleyelim. Şöyle arada karıştırın siz de. Çok peynir yumağı halinde olmasın. Bu yeterli olacaktır. Biraz da kaşar ekleyelim. Yerken uzaması çok hoşuma gidiyor benim. Özellikle de küçük hanımlar, beyler çok seviyorlar bunu evde. Evet, bu yeterli olacak. Domatesi çok fazla koymuyorum çünkü oldukça sulu. Harcımın çok sulanmasını istemiyorum. Birkaç dilim de azıcık pastırma koyalım. Lezzetine lezzet katalım. Şu şekilde kabaca uzun uzun doğrayabilirsiniz. Çok inceltmeyin çünkü pastırma çok çabuk erir. İşte bu kadar basit, bu kadar lezzetli bir iç harcımız hazır. Böreklerimi saracağım. Buradan hatta bunu da sardıklarımı koymak için tekrar kullanabilirim. Şöyle dursun yakınımda. Şimdi bir tane yufkamız var. Bunu önce ikiye katlıyoruz. Şu şekilde. Ve işaret koyacağız. Küçük bir düz bıçakla. İşareti koyduktan sonra çevirin. Düzgün bir şekilde ikiye kesiyorum. Sonra tekrar üst üste koyalım. Üst üste koyma sebebim olabildiğince eşit olması. Tekrar böldük. Şimdi bu aşamada eğer paçanga böreği gibi kalın bir börek istiyorsanız şu şekilde 4 dilim yeterli. Biraz daha ince olsun diyorsanız 8'e böleceğiz. Son aşamalarda da her zaman bölerken uçtan tepeye doğru gelin. Bu çok daha düzgün üçgenler elde etmenizi sağlayacaktır. Bıçağınızın da keskin olduğundan emin olun. Evet, yufkalarım hazır. Mesela benim yufkamda var. Şöyle kalın parçalar var. Bunlar yerken ağza çok sert geliyor. Bunları alalım. Kenara ayıralım. Bunda da var sanıyorum. Hazır. Bir kaşık yardımıyla önce böreklerimi dolduracağım. Koyalım. Bu arada ocağımı hemen açmak istiyorum ben. İyice yağımın kızgın olmasını istiyorum. Bunları bildiğiniz sigara böreği mantığıyla nasıl sarıyorsanız sarabilirsiniz. Ben şuralarını her zaman tekrar kıvırırım. Çok sıkı sarmayın. Patlama olasılığı oluyor. Şöyle ekmek kıtırına bulayacağım böreklerimi yumurtaladıktan sonra. Önce düz bir kap kullanıyorum. Bolca kıtır koyacağım içine. Şu yakınımızda dursun. Şu şekilde. İhtiyacımız olunca alırız. Önce iki yumurtayla başlayalım. İki yetmezse bitince tekrar kırarız. Şunları güzelce çırpalım. Şimdi bunu hemen tabağa ikiye bölelim. Hazırladığımızı içine koyarız. Şu şekilde. Önce güzelce yumurtaya buluyoruz. Şöyle biraz fazlasını alıyoruz. Şimdi bunu tek kat da yapabilirsiniz. Daha kalın olsun istiyorsanız iki kat da yapabilirsiniz. O zaman tekrar bir yumurta göstermiş olalım. Şöyle bolca üzerine. Yumurtanın her yeri kirletmesini istemiyorum. O yüzden ellerimi feda ediyorum. Şu şekilde, evet, fazlasını da alalım. Birincisi hazır. Önce kenarından. Şöyle geriye doğru. Şimdi biraz kabardı, bekleyeceğim. Evet. Evet, biraz çevirelim. Hemen kızaranları almaya başlayacağım. Çıtır çıtır oldular. Hatta biraz da üzerlerine maydanoz serpelim.